Herkese merhaba. Ozone Skyblock Reborn modpackimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm Twilight Forest'a gitmiştik. Son bir gideceğimiz yer kalmıştı sadece kendisinde. Portalında hala burada. O da devlerin mekanı olan gökyüzündeki bir aslında ağaç bulut hüzmesi. Tabii bunu öncelikle bir bulmamız gerekiyor. O yüzden önce bir Highlands adındaki bir biyomu bulmam gerekiyor. Aslında direkt haritada gözükmeyecektir. Çünkü troll bularak trollden düşen büyülü fasulyeyi kullanarak tırmanabiliyoruz bahsettiğim yere. Galiba direkt uçamıyorduk. En azından önceki sürümlerde böyleydi. O yüzden bugün iki tane kompas getirecektik. Aslında bir tanesini getirmişiz. Öbürünü de alalım. Diğer pusulamızı da aldık geldik. Bunu yanlışlıkla aşağı fırlatmıştım. İnsanı craftlamak zorunda kaldım. Dediğim gibi Highlands diye bir biyom bulmam gerekiyor. Şöyle de ararsam 515 blok uzaklıkta şu hizadaymış. Evet, Highlands böyle bir biyom. Gördüğünüz gibi. Yalnız asit yağmuru şeyi görüyorum. Bir boss'tan dolayı muhtemelen beni buraya sokmayacak. Evet, öncelikle Snow Queen boss'unu öldürmemi istiyor. Yalnız Snow Queen'den önce de başka bir boss olması lazımdı. Progression'dan bir bakmam lazım. Alpha Yeti'yi öldürmemi istiyormuş. Yeti Cave diye bir yerde bulabilirmişiz. Onu da kaç blok uzaklıkta bulduk? Daha bulamadı. 1143 blok uzaklıkta. O da bu hizadaymış. O zaman onları da hemen bir sopalayalım. Zaten diğer bosslarda gördüğümüz gibi kılıcımızın sağ olsun 46 atak damage olduğu için çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz artık bossları. Yeni bir naga çıktı. Seni daha sonra getirip scale'ların için döveceğim. Evet, Snow biyomuna geldik. Yeti mağarası diye tabir ettiği şey de sanırım şuradaki enteresan girişli yerdir. İçeriye bir girelim bakalım. Aynen, neredesin? Selam, selam. Bay bay. Evet, bunu da sopaladık. Chest düşürdü mü? O da bir tane chest düşürdü. Ve mağarayı da yıkıyor galiba dolaylı yoldan. Şöyle ne var ne yok alalım. Bundan da alfa yetinin zırhlarını yapabiliyoruz. Bu da bize dokunanı şey yapıyormuş. Yavaşlatıyor, donduruyor galiba. Bir Diamond Armor seviyesinde gibi duruyor. Otomatik Protection 2 var üstünde. Dediğim gibi daha önce gelsek işe yarayacak bir şeydi ama şu an çok da işimize yaramıyor açıkçası. Selam. Dolayısıyla buradan direkt Snow Queen'e gidebiliriz aslında. Snow Queen'in şeyi var mıydı? Snow. O zaman bir bakmak lazım. Snow Queen nerede spawnlanıyor onu da ben hatırlamıyorum. Muhtemelen Ice Tower tarzı bir şey olması lazım ama yine bir araştıralım. Ondan sonra 3 saat aramayalım boşu boşuna. Bir sonraki gitmemiz gereken binanın da Aurora Palace'mış. Hatırlıyorum. Ya doğru hatırlıyormuşum. Kule tarzı bir şey. O da yine herhalde Snow biyomuna yakın bir yerde spawnlanmış gibi duruyor. Burada da bir buz biyomu var zaten direkt. Aynen, penguenler falan filan var. Bak bunlardan kesin götürmem lazım mesela. Tiplere gel. Evet, Aurora Place'te bayağı bu inşa bloklarının zamanında beraber Minecraft oynayan bir arkadaş vardı. Tabii ki kız. Bu bloklara bu kadar genellikle onlar takıyor. Bu binanın neredeyse tamamını söküp götürdüğünü hatırlıyorum. Bir şeyler inşa edebilmek için. Kendisine de buradan selamlarımızı göndermiş olduk. Evet. Bunu da sanıyorum ki üst katındadır. Direkt dışarıdan da uçabilirdik ama hadi merdivenle çıkalım. Merdivenle çıkarken bir generation hatasına mı denk geldik? Aynen. Tavan şu an tamamen kaplı. Burayı böyle açabiliriz. Burada da yine klasik şans küpleri, Charm of Keeping falan 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 filan. Ama galiba burada değilmiş. Kra da devam edebilirim aslında burada ama yok, gerek kalmadı. Sesi var, kendi yok. Nerede acaba şu anda? Şu ne? Snow Guardian diye bir şey var şu hizada. Haritada gözüktüğü gibi. Ha, bu blok bir saat sonra ancak kırılır. O yüzden burayı önce biz bir terk edip dışarıdan bir de girmeye çalışalım. Bakalım meyde. Evet, tavanına kadar geldik. Buradan bir dahil olmaya çalışacağım içeri. Bloklar da bu arada gerçekten güzel yani. Ve hani gördüğü ışığın rengine göre galiba bunlar renk değiştiriyor. Mesela şu an envanterimde hepsi yeşilimtırak bir renkte gözüküyor ama yerleştirdiğinizde sıra sıra renkleri değişiyor bunların. Direkt Snow Queen'in olduğu odaya da gelmişiz bu arada. Şunları da şöyle envanterimizi boşaltalım. Daha da çok bir muhabbet yok. Bunda iki yüzüğüm var. Bu da yine ikinci sıra bosslarından bu arada. Tıpkı Twilight Leech miydi? Tam hatırlamıyorum ama evet, Tribal. Bu da kendinden
Triple multi shot'u olan bir yay aslında. Bunu da tamamladığımıza göre artık muhtemelen o bahsettiğim biyoma, Highlands biyomuna girebiliriz diye düşünüyorum. Tekrar açalım bakalım. Buradan Highlands yazalım. Biraz uzakta kaldı çünkü. Ne tarafa doğru uçuyormuşuz? Bu tarafa doğru 570 blok. O zaman bu başka bir Highlands biyomu herhalde. Yoksa aynı biyom mu? Gerçi buradan uçtuğumuz için aynı biyom da olabilir, evet. İyi, çok bir mesafede değilmiş. Evet, illa 3 ayrı yolda tamamlamamı istiyor şu an nedense. Sanki burada bir değişiklik olmuş ya. Önceki bütün bossları öldürmemi istiyor. Dolayısıyla biraz daha iş çıktı. 2 tane daha boss var önümüzde. Ama zaten bosslara 4 hit attığımızı hesaba katarsak çok da problem değil. Diğer iki bosslardan biri de zaten Phantom Knight, diğeri de Urghast. Onu da öldürmem için Goblin mağarası bulmam gerekiyor. Goblin şövalye bilmem ne tapınak falan filan. Goblin olarak çıkmadı. Stronghold yazarsam. Heh, Knight Stronghold. Şövalyenin kalesi falan filan. Bu da 1110 blok uzaklıkta bu hizada. Neyse, Allah'tan hepsi birbirine yakın yerlerde çıktı da. Çok aramamız gerekmedi. Burası da maşallah gördüğüm en şey aydınlık biyom ya. Halbuki buraya gelirken bütün gereklilikleri tamamladık. Hala niye bu kadar karanlık anlamıyorum ama Goblin mağarası dediği yer burası. Bunu nasıl açıyorduk? Bunun üstüne bir tane trofi koyarak açıyorduk değil mi bunu? Şu Yeti'nin trofisini buna yerleştirirsem aynı. Alt kapağı açıldı. Burada şimdi o amcaoğullarının odasını bulmam gerekiyor. Altılı halde spawnlanıyorlar galiba. Ve önceki versiyonlardan hatırlarsam bunun odasını bulmak da bayağı eziyetti. Haritada gösterecek mi? Şurası Urghast'ın mekanı. Onu da daha önce göstermiştik. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Urghast'ın mekanı olması lazım. Bulması önceden biraz eziyetti ama hala aynı mı onu çok bilmiyorum. Burada içinde 6 tane şövalye olan odayı bulmamız gerekiyor. Evet, şöyle iki obsidian kapısı tarzı bir yer görürseniz oradan içeri geçtiğimizde zaten içeride bir tane spawner oluyor. Tabii ben tam o spawner'ın olduğu sırada içeri girdiğim için böyle Night Phantom'ları ortalıkta spawnladı. Bana ne, niyeyse vurmuyor bunlar yalnız. Dedim, vurmaya başladılar bir anda. Bunlar da çok bir numara yapmış ama mob kılıcımı ne yaptın lan? Lan? Aa. Enteresan. Neyse, öldürelim de bari geri verirler. Ya yine yenisini mi craftlamam gerekecek? Daha önce de böyle benzer bir şey oldu da. Onu da bizzat kendim aşağı atmıştım. Bu sefer buradaki amcaoğullarından biri benim silahımı acıladı. Ve nereye gitti hakkında hiçbir fikrim de yok yani. İşin kötü tarafı. Tamam, geri geldi. Öldürdükten sonra, Ryu'yu öldürdükten sonra geri verdi. Burada da aynı zamanda chest'ten de şeyi verdi. Protection 3, Insight 3. Insight'in ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki alacağım o yüzden. Zırhsız şeylere daha fazla vurmamızı sağlıyormuş. Night Metal Armor'lar verdi. Bu nasıl pickaxe lan böyle? The Phantom Elbit verdi. Bu öldüğünüzde kaybolmayan bir kask bu arada. Üstüne de öyle yazıyor zaten. Dolayısıyla burayı da tamamlamış olduk. Urghast'a geçmeden önce tabii ben yine bir klasik envanteri boşaltsam mı diye bir düşünmedim değil. Ama onun yerine şöyle kullanmayacağım materyalleri atabiliriz. Ice Bomb gibi. Chance küpleri de zaten craftlayabildiğimi bildiğim için onu da tutmuyorum envanterimde. Şimdi Urghast'ın mekanına, Urghast'ın kulesine gitme zamanı. Evet, son boss olan Urghast'a doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam bu, ama sanki bu oyunun son kalesine de benzemiyor değil. Yani olmayabilir. Ama bu değildi galiba. Evet, bu Urghast'ın şu havada uçan amcaoğlu şey. Urghast'ın sentinel değil mi? Aynen. Urghast'ın mekanı burası. Spawnlamak için ekstra bir mekanik var mıydı hatırlamıyorum. Direkt yukarı doğru uçacağım. Boss'un kendisini hala göremesek de belki yukarı yaklaştığımda spawnlanır. Ama bunun içinde gezmek isterseniz güzel bir bina aslında, güzel bir yapı. Hatta Creative'de bunu komple hacılayıp Overworld'e bile geri götürebilirsiniz yani. Spawnlamak için bir mekanik var mıydı? Hayır. Ve çok tuhaf sesler çıkartıyor. Var mı lan? Allah'ım. Bu
Bununla ilk dövüştü. Oo. Bununla ilk dövüştüğümüz zamanları hatırlıyorum. Biz arkadaşlarla oynarken bu sesler bizi bayağı bir güldürmüştü. Şimdi öbür taraftan onu zor alırız. Evet, bununla dediğim normalde benim dövüştüğüm gibi dövüşmememiz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Belli aralıklar şu yağmurları mağmurlarını unutmuşum ben. Yani gas bir muhabbeti var. Aşağıdan okla veya bir şeyler fırlatarak bununla dövüşmek daha mantıklı. Eğer modunuzun içerisinde silah, tabanca, mabanca varsa hatta onlar daha da mantıklı oluyor. Bir de galiba bunu yaptığı sırada biz buna vuramıyorduk değil mi? İçeride buna mancınıkla bir şeyler fırlatabildiğiniz sistemler vardı. Hala işe yarıyor mu hatırlamıyorum ama. Tam mentalitesini. Gas trap diye bir şey var mesela burada. Normalde araştırıp yapmamız daha mantıklı. Yani benim gibi zidan falan araştırıp değilsiniz. Hatta mesela şu an vuramıyoruz. Muhtemelen gas trap muhabbetine bir benim de bakmam lazım olacak. Çünkü uçarak yapamadım şu anda. Evet, bu traplerin mantığı şuymuş. Bunun çevrede doğan diğer gazları öldürerek bu trapi şarj ediyoruz. Ondan sonra da redstone sinyalini kullanarak lazer halinde gasta hasar verebiliyormuşuz. Tabi daha önce kullandım onu hatırlamıyorum ama aynen mesela şu an aktifleştirdik galiba kendisini lazeri. Hasar verdi mi? Hayır. Tam üstünde mi olması gerekiyor acaba? Neyse, bunu Ender Scepter kullanarak da öldürebileceğimi öğrendim. O yüzden bence Overlord'a gidip o asayı almak daha mantıklı Ender Pearl'lerle beraber. Bununla beraber kendime tabii ki bir tane de yay da yapacağım aslında. O yüzden şöyle materyalleri de topluyorum. Bu Tribow'da Infinity işe yarar mı bilmiyorum ama yanıma bir ton ok da aldım. Power 5 ve Infinity olan bir yay da alacağız yanımıza. Aynı zamanda dediğim gibi Ender Scepter'ı da buraya koymamışım ise burada yanıma alıyorum. Ender Pearl'lerle beraber. Galiba Ender Pearl'le çalışıyor değil mi? Kendi içindeki şarjları kullanıyor şu an. Tamam, problem değil. O zaman biraz X toplayalım. Kendimize bir tane bow yapıp geri dönelim. Power 5 ve Infinity. Tamam. Şimdi Endel'e inelim bakalım. Bu dediğim gibi bu yaya Infinity basılıyor mu bilmiyorum. Basılıyormuş. Güzel. Kendinden bir multi shot'ı vardı. O multi shot'lar en azından muhtemelen Arrow'u harcar diye düşünüyorum. Scepter'ımız da tamam. Tekrar Urgast'ın yanına gidebiliriz galiba. Bu da neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Evet, amcaoğlunun yanına geri döndük. Tekrar Metro'nun en tepesine çıkmam gerekiyor. İğrenç Urgas sesiyle beraber yukarı çıkıyoruz. Ender Pearl vuracak mı çok merak ediyorum. Çünkü bayağı işe yaradığını falan yazmışlar ama. Tam bu. Bakıyorum oraya gitmiyor. Peki Ender Pearl mi diyor acaba? Ender Pearl de bayağı şey yazıyor. Bombe alıyor zaten. O yüzden muhtemelen o da işe yarıyor. En azından aynı hizaya gömüldü. Tamam, en azından böyle. Oha! Şimdiye kadar hiç ok atmamış oldu hiçbir şey. Ha, Scepter'ın vurduğunu söylemişler ama. Twilight Scepter olmayabilir tabi buran. Belki de ben yanlış anladım. O da ayrı konu. Daha böyle yukarıda mı? Yok. Scepter hiçbir türlü işe yaramıyor. Böyle 3 saat boyunca atlayarak bence öldürebiliriz. Ama manuel hasar almaması enteresan yani. Başta 2 kere vurdum diye hatırlıyorum. Sonra bir daha vuramadım. Galiba mekanik değişmiş bu arada. Lazerle vurduğumuz zaman Urgas bir sakinle gel gelelim. Hasar almıyor. Şu alttaki yağmur efekti gidiyor. Bu traplerle düzenli olarak galiba bu amcaoğlunu sakinleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra gidip kılıçla vurabiliyoruz. Mesela bu trap işe yarar diye düşünüyorum. Deneyelim. Normalde hasar alınacağından filan bahsediyor ama herhangi bir hasar verdiğine şimdiye kadar şahit olmadım. Ama evet, yağmur efekti gitti. Aa, geri geldi. Ya ben gerçekten bu şeyin mantığını anlamadım. Bir hata var ama çözemedim yani bir türlü. Evet, dediğim oldu. Nedense bu sefer gas trap işe yaradı. Bunu aktifleştirmez buraya çekti Urgast'ı. Ama diğer 3'ünde 4'ünde niye işe yaramadı onu çok da anlamadım açıkçası.
Ve Gus'un da ilk spawn olduğu yerde bir tane chest çıkması gerekiyor. O chest nerede spawnlandı acaba? O da enteresan bir soru tabii benim tarafımdan. Hah, burada. Tamamdır. Yani aynı şeyi yaptım. Ama 4'ünde mi 2'ünde mi ne önceki yaradı? Tamam, bununla beraber de sanırım şey artık Highlands biyomuna gidebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle hay yazarsak. O da 832 mesafede bu hizadaymış. Gidelim bakalım. Lan ne bitmez modmuş arkadaş ya. Evet, modun normalde son binası bu arada bu olacak. Onu da söylemiş olayım. Gel gelelim, hala tamamlanmadı. Bu zaten ben kendimi bildim bile. Herhalde 4 senedir falan oynuyorumdur modlu Minecraft. Kendimi bildim bile bu tamamlanmadı. Yani bu bina hep duruyor. Hatta şu an içine de giremiyoruz. Çünkü hala devlerin mekanına gitmedik ama. Ne zaman bitirirler onu çok bilmiyorum. Bitirirler mi onu da bilmiyorum. Dediğim gibi 1.12.2 versiyonundan 1.21-1.24'e kadar hala askıda bu bina aslında. Ama en azından birazdan yapacağımız işlevden sonra içerisine dahil olabileceğiz. Bulut da burası bu arada. Normalde buraya aşağıdan sarmaşık uzatarak çıkıyorduk ama sanki onu da biraz değiştirmişler gibi. Bu devlerin bu arada bir masal vardı. Masalın adını hatırlamamakla beraber. Devler ülkesi falan olabilir mi? Öyle bir şey. Ondan esinlenerek yapılmış bir şey aslında. Ama galiba normal jetpack'le çıkabiliyoruz buraya. O detayı kaldırmışlar. Peki bu bulutları sökebiliyor muyuz? Bunlar da güzelmiş ha. Şaka maka. Sökebiliyoruz. Tamam. Buralardan da bir şey toplarız. Bu gördüklerimiz düz cobblestone değil bu arada. Şöyle mouse'unuzu getirseniz zaten giant cobblestone olarak çıkıyor. Oğlum bu ne lan? Uzaktan akrabalarımı buldum. Neyse. Canları azmış Allah'tan da bir korkmuştum başta. Neyse. Bunlar böyle giant item'lar düşürebiliyor. Hatta onu da birazdan bir göstereceğim. Ekstra bir chest loot'u var mı? Sanırım yok. Bunları da normalde kırabilmemiz için bu arada Giant Pickaxe galiba kullanıyoruz. Aynen. Hala aynıymış. En azından bu değişmemiş. Burada benim uzaktan akrabalarım yaşıyor. Gördüğünüz gibi. NBA'de oynayan. Böyle enteresan bir alan. Bu aynı zamanda modda da başka bir yeri açmamızı da sağlıyor aslında ama şu an orayla çok işimiz yok. Şöyle bir görüntüsü var bunun. Şöyle uzaktan bakarsak. Beyefendi aletiniz ne kadar büyük diye, değil mi? Neyse böyle bir şey söylemedim varsayın. Evet. Bunu da halletmiş olduk böylece. Artık muhtemelen son kaleye girmeme izin verir diye düşünüyorum. Bu ağaçları söke de biliyorsunuz bu arada da. Yani giant oak veriyor mu ondan çok emin değilim. Galiba cinderstone öyle bir şey de sökmemiz gerekiyor olabilir. Dahil olabilmek için bu arada girebilmek için bu alana. Yaklaştığımızda hala yağmur yağarsa anlayın ki bir şey hala eksik aynen. Öyle bir başarım vardı. Onu nasıl yapıyorduk? Yine bir troll mağarasının içerisine girmemiz gerekiyormuş bu arada. Onun içinde. Peki troll cave diye ararsak böyle çıkar mı? Yakınlarda olması lazım. Çünkü dediğim gibi onların içinden çıkan aslında fasulye ile bu tepeye çıkıyorduk. O yüzden buralarda bir yerde olması lazım. Hatta direkt şu anki bulunduğumuz yerin altında bile olabilir. Çok emin değilim. Elimize bir tane torch alalım. Çok karanlık oldu. Torchlar nerede? Heh. Buralarda bir yerde aslında. Ona eminiz de. Direkt böyle taslak edemeyiz mesela. Şurada bir tane daha mağara var sanki. Burada güzel güzel troll boku bu bayağı. Troll Stein yazıyor. Troll taşı demek aslında ama bir şey yapabiliyor muyuz troll taşıyla? Dekorasyon için herhalde sadece. Brick hali olmadığı için hiç envanterde tutmanın manası yok. Buralarda bir yerde o troll mağarası ama nerede acaba? Beyefendi pickaxe'iniz ne kadar büyük. Evet. Aşağı taraftan direkt bulamadığım için direkt drill'im ya böyle zıbam zıbam gösterdiği yerin aşağısına doğru kazacağız. Galiba böyle gidince zaten az önce çıktığım yere geleceğim değil mi? Enteresan bir mağara yapısı. Hala bir şeye denk gelmememiz daha da enteresan yalnız. Trollerin taşları var kendileri yok. Haritada gözüküyor mu? Haritada da gözükmüyor troll mağarası aslında ama buralarda bir yerde olmak zorunda. Burada bir yerde bir mantar mekanı olmak zorunda hatta. Lan bu kadar derin miymiş ya? Bu ne? Redstone. Evet bahsi geçen yere geldim. Beni bir witch karşıladı ama bir mağara trollü yerine.
Yine de o mantar dediğim kısım burasıydı. Buradan cinder bilmem ne diye bir şey toplamam gerekiyor. Yalnız neye benzediğini o kadar unuttum ki. Bir de ben witch'ten ziyade sanki burada troll olması gerekiyor bir yerlerde ama. Bu ne oğlum? Heh, varmış, tamamdır. Aklım gitti lan şerefsiz. Troll'ü ama halletmiş olduk. Ölmek üzereyim bu arada. Böyle uçmam lazım. Şu enteresan görünümlü şeyin içerisinde olabilir mi acaba aradığım şey? Burası bir çok bir bina varı duruyor. Bina trak duruyor. Ortasına doğru ama galiba sadece bir miktar taş burası. Bir bakayım ya neye benzediğini unuttuğum için ne gözümle ne aramam gerektiğini de unuttum. Güzel magic bean. Normalde dediğim gibi bunu kullanarak aslında o devlerin mekanına çıkıyorduk. Heh. Tamam. Şöyle bir şey arıyorduk. Sahi. Oğlum ne çok troll varmış. Yarım saat önce neredeydiniz? Şu mu lan? Trollber. Yok bu şey. Bu tarafın blue velisi. Bunların içerisinde olabilir aradığım şey. Şöyle kıralım. Chest çıktı. Ne alaka? Bunu aramıyordum ki ben. Sahi ben ne arıyorum gerçekten ya. Heh, aradığım şey buymuş. Tamam. Şimdi bulabildik daha. Bunu normal herhangi bir pickaxe vesaire kıramıyoruz. Zaten devlerin mekanına gitmemizin sebebi de oydu aslında. Allah'tan ulti mine'ımız var. Yoksa birer birer blokları kırmak uzun sürer. Giant Obsidian Vault diye geçen. Ve nasıl yukarıda Giant Cobblestone vardı. Bu da Giant Obsidian'la yapılan bir şey aslında. Bunu kırıp içerisindeki cinder bilmem neyi almamız gerekiyor. Cheese'leyebilirsiniz teknik olarak bunu ama hadi öyle yapmış olalım biz. Şöyle neyse bunlar da kalsın ya. Fena gözükmüyor bu arada. Overworld'de sağa sola koyarız. Yalnız bunun içinde direkt cinder bilmem nesi var mı? Var. Aynen Lamp of Cinders. Bununla beraber son kaleyi de açmış olduk. Zaten diğer chestlere de bir bakayım. Yine Magic Bean. Very soil. Bunların muhabbeti üstlerine ektiğiniz şeylerin aniden büyüme şansı olması. Öyle bir buff'u var. Onun dışında pek de bir işlevi yok zaten. Normal toprak gibi büyütüyor. Eğer şans eseri birden eker ekmez büyümezse. Galiba bununla beraber artık Thornlands'in içine girebiliriz. Thornlands ise bizim son binamızın olduğu yer aslında. Bu blokları kırabiliyor muyduk? Aynen bunlar kırılabiliyormuş artık. Deneyelim. Eskiden bunlar için bir şey vardı, engel vardı ama şimdi sanırım onu kaldırmışlar. Evet, kırdık. Her ne kadar pickaxe işareti gösterse de gelmeyecek sandım. Gelmiş. Bu binayı münasip bir zamanda gelip özellikle şu rünlerle beraber sökeceğim buradan. Buna da bu arada içerisinde de evet zaten söylüyor. Şimdiye kadarki kısmın sonuna geldiniz diye bize bilgi de verdi. Bununla beraber eskiden bu kapıları da açamıyorduk. Şimdi sağ tıklayarak açabiliyormuşuz. Biz bunları çok kırmaya çalışıyorduk. Mesela bu castle doorları. Yalnız castle doorları izin vermiyordu bize. İçinde herhangi bir loot vesaire olduğunu sanmıyorum. Çünkü tamamlanmamış bir yer olduğu için loot koymaları zaten saçma olurdu ama herhalde içerik akıllarına gelmediği içindendir. Bilemiyorum. Hala bitirmediler bu kısmını. Twilight Forest'ın. Evet. Bu tarafta da işimiz tamamen bitti. Şimdi biraz Pneumatic Craft diye bir mod var. Ona biraz gireceğiz. Aslında geçen bölüm Project E demiştim ama Project E'ye şu an başlayamıyoruz. Çünkü Project E'ye başlamamız için zaten Pneumatic Craft'a başlamamız gerekiyor. Gated mod dediğimiz başka bir modun arkasında bırakılmış yani Project E. Aynı zamanda tabii mekanizmden de vesaire yapacağımız şeyler var. Yanlış hatırlamıyorsam plastik üretimini mekanizmden daha kolay yaparız Pneumatic Craft için. O yüzden Overworld'e dönene kadar böyle uçacağız. Evet portalımızın oraya kadar geldik. Geri dönebiliriz. Pneumatic Craft'a neden geçmemiz gerekiyor? Hemen ondan bir bahsedeyim. Çok şerefsizler. Çünkü mesela bizim Project E deyince aklımıza gelen başlangıç bloğu felsefe taşı. Zaten craft'a hali hazırda karışık. Allah'tan buradaki materyallerin hepsini daha önce immersive'den vesaireden oradan buradan elde etmiştik. Bunları da nispeten yapabiliriz. Çünkü burada bir tek luminescence var. O da zaten çok basit bir resipi ama PCB muhabbeti var. Yani benim burada felsefe taşını yapabilmem için ki birçok transmutation'ı falan da bununla yapıyoruz. Item şekli değiştirme, iron'ı gold, gold'u iron yapma falan filan.
Bunu yapabilmem için Finish PCB'ye ihtiyacım var. Burada da zaten materyalleri ben sıradan koymuşum. Pressure Chamber zaten ilk yapacağımız multi-block. Aynı zamanda transistör, kapasitör, bitirilmiş PCB. Bunların hepsini bunun içinde yapıyoruz. Bitirilmiş PCB'ye gelmek için de bitirilmemiş PCB yapmamız lazım. Ondan önce de boş PCB yapmamız lazım. Bitirilmemiş PCB'ye de şöyle tıklarsak, onu da mesela etching tank'ten yapacağız bu şekilde. Bu arada finish PCB koymuş muyuz? Tamam koymuşuz. Unassembled yapmak için de etching'ten de etching acid ve boş PCB kullanmamız gerekiyor. Ve bu %100 oranla bize bu sonucu vermiyor. Bunun için etching tank kullanacağız. SMD sistemi de kullanabilirim ama multi-block'tansa tek makineyi tercih ederim açıkçası. Aynen. Basit de bir recipe'si varmış zaten. Süper. Ondan önce boş PCB yapmak için de sanıyorum yine aynen basınç çemberinde farklı itemlar yine kullanmamız gerekiyor. Sonra bir de plastik muhabbeti var. Bitmedi. Plastik muhabbetinden de neredeydi bunun? Eritilmiş plastik, evet. Bunun için de buradaki makineyi kullanmamız gerekiyor. Termopneumatic processing plant diye bir şeymiş. Bunun için de bana biyodizel ve çarkol lazım. Biyodizeli immersive'den alabiliyoruz. Burada gösteriyor dönerken resiplerde çarkolla pişirmemiz gerekiyor. Tabii bunların hepsi için de bana basınç lazım. O yüzden Pneu yazarsak mesela buraya, bir de basınç elde etmemiz gereken makineler var. Çünkü bu makineler basınçla çalışıyor. Basınç ve sıcaklıkla, enerjiyle çalışmıyor. Onu da galiba air kompresör diye bir makine mi vardı burada? Aynen, advanced ve düz air kompresör makineleri var. Yani bana baya bir crafting işi lazım aslında şu anda. Compressed ironing'i hatırlıyorsunuz. Ironing'i patlatarak elde ediyorduk. Bayağı vardı elimizde. Bir o kadar daha toplayacağız. Ve tüm bu crafting resipileri ben makinenin içerisine yerleştirdikten sonra, eyvah, assembly controller'ı kesin, assembly sistemini kesin yapmamız lazım. Tüm bu resipileri makinenin içine yerleştirdikten sonra hemen multi-bloklarını yapıyoruz. Ve Pneumatic Craft'ta da bu bölüm başlamış olacak. Dediğim gibi ilk işlem biraz daha compressed iron ingot için. Iron ingotları TNT ile havaya uçurmak. Bunları da şöyle yerleştirip eğer unutan varsa diye gösteriyorum. Patlattığımız zaman, umarım çiçeklerime zarar vermez ama o kadar mesafede değil duruyor. Patlattığımız zaman compressed iron ingot olarak geri alabiliyoruz. İlk yapacağımız şey bunlardı. Bununla beraber pressure chamber yapabilmem için otograflarını koyacağım ama birkaç tane aslında bloğa ihtiyacım var. Pneu ve pressure yazarsak basınç chamber için. Pressure chamber hatta. Mekanizmi multi blokları mantığıyla düşünebilirsiniz. Kesinlikle bir interface gerekiyor. Bu ekranı çünkü. Onunla beraber valve giriş çıkışları sağlıyor. Wall duvarları sağlıyor. Chamber Glass'ta aynı zamanda camları kapatabiliyorsunuz. 3'e 3, 4'e 4 ve 5'e 5, 5'lik bir alanda yapabiliyormuşuz. Yani orta tarafının boş olması gerekiyor. Hollow diyor zaten. Kendi de söylüyor bize. Muhtemelen toplamda 6 tane valve yaparız. Kalanı wall, interface ve cam olur. Köşelerin tamamını wall yapacağım. Ekranları da cam yapacağım. Çünkü içerisinin nasıl gözüktüğünü ben de merak ediyorum bu modda. Reinforced Brick için de şöyle tıklarsak, normal stone ve compressed iron ingot kullanıyoruz. Tüm bunları yani şimdi autocraft makinelerimizin içine yerleştireceğiz sırasıyla. Evet, ilk parçaların craftlarını yerleştirdik. Bununla alakalı tabii bunun içinde büyük bir platforma ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Bir ton kablolama vesaire olacağı için. Onu da aynı şekilde şimdiye kadar yaptığımız gibi yine Netherrack ve Skystone, bir de tabii alt tarafına stone kullanarak arada 15 blok bırakarak şuraya yeni bir platform kurarak halledeceğiz. Bunların böyle boş durduğuna bakmayın. 1-2 bölüm sonra burada mesela eter gazı çıkarmaya başlayacağımız için, burayı da tamamen reaktörle kaplayacağımız için aslında bu platformların hepsinin bir işlevi olacak. Ara sıra da save dosyası da paylaşıyorum. O paylaştığım save dosyalarına göre de siz de bunun üstüne ilerleyip kendiniz de doldurabilirsiniz lazım oldukça. Evet, platformumuz hazır. Şimdi daha önce de yaptığımız gibi inşa bloklarımızı alıp, yani pressure chamber bloklarımızı alıp bu tarafa getireceğiz. Sonra da sağına soluna basınç vermesini sağlayan bu air kompresörleri kullanacağım. Galiba çok da sürmeyecek gibi duruyor. Evet, bütün materyallerimizi hazırladık. Yerleştirmeye başlayabiliriz. Bir tık daha içeri doğru gideceğim çünkü şurayla da uyumlu olsun istiyorum açıkçası. İkişer blok yandan, 3 blok geriden bırakmışız. Nispeten simetrik yapabiliriz galiba. Çünkü bunun da etrafına enerji verecek kaynaklar, daha doğrusu basınç verecek kaynakları yerleştireceğimiz için çok da ufak yapmamakta fayda var. U Vandal ne ya?
Ha, normal wrench ile shift sakinlik yaparsak da kırabildiği için bize başarım var verdi. Niye vandal mısın sen? Niye kırıyorsun bu makineyi pickaxe diye? Sana ne lan? Allah Allah. 2, 3, 4. Bu arada umarım doğru yapıyorumdur. Yani daha önce çok az kullandığım bir mod olduğu için tam kestiremiyorum açıkçası ne kadar doğru yaptığımı bu YouTube'lu ama reaktörlerin induction matrixlerin falan filan rehberliğinde gidersek şu an yaptığım şeyin doğru olması lazım aslında. En son anlarız. Bir tane interface zaten şart. Bu giriş çıkışı mı sağlıyor? Aynen. Aslında iki tane interface de takabiliriz herhalde ya, aynı bloğa. Problem ne diyor? Multiblok henüz tamamlanmadı diyor. Tamam. Güzel. En azından içerisinde onu görebilmek güzelmiş. Interface'i tamamlamadan da kullanabiliyoruz. Bir de valve graflamıştık biz. Sağdan soldan giriş çıkışları yapabilmek için. Bu taraftan basıncı almaya... Ha, bunlar belli bir tarafa bakıyor aynen. Belli bir yönü varmış. Bunu da şu şekilde yapalım. Bu basıncın gireceği yer. Bir de output için arka tarafı mı yapalım? Aynen. Output için de arka tarafa şöyle bir alan yapabiliriz. Herhalde belli bir sayısı yoktur bu koyabileceğimiz valve'lerin. En son tamamladığımızda yine interface'i kullanarak bakacağız. Ama sanıyorum ki böyledir yani düşündüğümüz zaman. Evet, başarımı aldık demek ki aynen problem yok demiş. Demek ki işlemi doğru tamamlamışız. Bununla beraber yukarıya baktığımda da basınç 0,005 bar. Yani şu an hiçbir basınç bağlamadığımız için herhangi bir etkisi yok. Kullanacağım makinalar. Burada air kompresör değil direkt advanced air kompresör yapacağım. Aslında ama yok. Bunun için öncelikle bir şuraya da bir SMD yeri yapmamız lazım. O zaman biz normal air kompresörle başlayalım. Ben buna 9 tane girdi yaptığım için buraya aslında 9 tane birden air kompresör dizebilirim. Bunları bir de soğutmanız gerekiyor. Bunlar ısınıyor çünkü. Onun için de bayağı bilgisayar mantığıyla heat pipe ve heat sink var burada. Peki kolay yapabiliyor muyum? Biraz koyun yolmam gerekiyor galiba anladığım kadarıyla heat pipe yapmak için. Heat sink'i de makinenin etrafına yerleştirebiliyoruz. Peki hangisi daha fazla şey atar acaba? Hangisi daha iyi şey gönderir diye düşünüyorum şu an enerjiyi dağıtır diye. Bunun yapımı biraz daha zor mu? Yok, wool ve glass. Aslında o zaman heat sink kullanmak daha mantıklı. Bir yüzü tabanda olacak, bir yüzü makinede olacak. Yani kabloda olacak. O zaman bana 4 tane boş yüz gerekiyor. Yüz kalıyor, öyle söyleyeyim. Makinenin etrafına heatsink yerleştirebileceğimiz. Peki air kompresör için bunun kendisi basınç sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Kömür. O zaman bir yüzü de ben buraya kömür aktarmak için kullanacağım ya da katı yakıt. Yani bana geriye kalan 300 kalıyor. Toplamda 27 tane heatsink craftlarsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında burada yapmam gereken ekstra bir şey de yok zaten. İyi, o zaman 9 tane air kompresör craftlıyoruz. 27 tane heatsink craftlıyoruz. Neyse bunun resipisi bayağı kolaymış. Şunlardan var. Kalanında AutoCraft da var. Bununla beraber bana toplamda kaç tane exporter lazım? Bir tane elite exporter yaparız. 32-32 çeksin itemleri. Kalanını kabloyla bağlarız. Pipe'la bağlarız. Onun yerine şimdi 9 tane exporter bağlamanın oraya bir manası yok çünkü. Pipe şey exporter'la chest'ten de makinalara aktarabilirim bence. Evet, gerekli olan tüm materyalleri topladıktan sonra geri dönebiliriz galiba. Yine boş bölümünün tüm içine tarafına vermişim. Patlamayın lan. Sakın ha. Şöyle şurayı temizleyelim. Şimdilik köşelere skystone yetmediği için buralara skystone yerleştirebilirim. Şu bir tane de hatta nereye koyalım? Tam orta bura mı oluyor? Tam orta bura mı oluyor? Tam bura oluyor galiba. Aynen bir tane de şuraya koyalım. Evet. Öncelikle makinaları bir yer sıraya. Aslında şimdilik 5 tanesini bağlasak daha mantıklı olur gibi. Çünkü şu tarafta da bana bu makinalar lazım olacak ama 2 3 4 tamam. 5 6 nasıl bir düzene geçsek 7 8 9 bu olur gibi. Bu çok da fena durmadı. Şimdi
Makinalar dediğim gibi enerji şey ısınacağı için ısındığı zaman da efektifliğini yitiriyor. Belli bir düzen de haliyle koymam gerekiyor. Tamam, çıkış noktaları en azından hepsinin belliymiş. Şimdilik sadece birer tane yerleştireceğim çünkü çok giriş seviyesi bir şey yapıyoruz aslında. O yüzden çok da sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyorum bana. Bununla beraber tabii kabloları şimdi yukarıdan çekmem lazım. Evet, ilk kablolama şeyimizi yaptık. Buradan getirip bir tane crafting upgrade koyuyorum ki kömür bittiği zaman sistemin içerisinde pişirip tekrar yenilerini elde edebilsin. Buradan sonra yapacağımız da aslında yine basınç kablolarını. Umarım yanlış bir şey yapmıyorum. Dur, bunları böyle çekiyorum ama dediğim gibi çok da hatırlamıyorum. Modu yalan olmasın. O araya heatsink koyacağım için kabloyu yukarıdan çekiyorum bu arkadaki üçlü de. Aynen. Bir de bunların hepsine bir taraftan kömür vermemiz gerekiyor. Bunları da bu şekilde arka taraftan bu sefer de yukarıya doğru yönlendirerek galiba yapabiliriz ya. Aynen. Çok da sırıtmadı gibi. Evet, sistemi kurduk gibi. Şöyle de bağlarsak. Bir tek wrench ile herhalde sağ tıkladığımda bu makineler çalışacaktır diye umuyorum en azından. Tabii ilk hangilerine aktaracak? Ne problem varmış? Herhangi bir yakıt yok diyor şu anda. Kömürleri aktarmış. Tamam, bir tanesini en azından aktarmaya başladık. Buradan da tabii şu an sisteme herhangi bir şey bağlamadığımız için basınç gözükmüyor ama ortadaki makine bu mu? Bu değil. Ortadaki kablo bu ama görünen. Evet. Şöyle biraz daha basınç aktarmaya başladı. Bunu dağıtabiliyor muyum çok bilmiyorum. Yine de dağıtacağım. Bakalım diğerlerine de kömür gelmeye başladıktan sonra. Ya tabii bunların upgrade takabilme şansımız var. Speed ve volume. Hava kapasitesini ve hızını arttırabiliyoruz. Şu an yalnız herhangi bir kayda değer basınç şeyi göremiyorum. Bunu bir şeyde deneyebiliriz aslında. İlk etapta bir şeyler içeriye yerleştirerek. Hiçbir problem yok diyor şu an. Bütün makinelerde çalışmaya başladığında belki ufak bir etkisini görebilir. Ama bunun için bence biraz materyal gelip bu makineyi test etmekte fayda var. Evet, arkadaki valflerden dolayı doğru düzgün enerji gelmiyormuş. O yüzden de zaten o çıkan ses de ondan kaynaklıymış. Şu an yavaş yavaş içeri gaz basıncı aktarmaya başladık. Baya yavaş artıyor tabi. Öyle böyle değil. Oldukça yavaş. O yüzden ben gidip şu air neyim bunu air kompresörlerimize biraz aslında şey alsam daha iyi olur gibi. Bir de direkt export ediyor mu? Ondan da çok emin değilim ya. Topluyor ama. Sanki içeri göndermiyor gibi. Acaba bu kablolarda yapmamız gereken bir şey mi var? Yok gibi duruyor ama. Bu borular sanki yeterince aktarmıyor. Çok da emin olamamakla beraber. Neyse, upgrade'leri bir getirelim bakalım da o zaman anlarız. Belki de yeterince hızlı aktarmıyordur. Evet, upgrade'lerle alakalı yeni bir detay öğrendim. Upgrade'leri lubricants kullanarak yapabiliyormuşuz. Bunun için de buradaki thermo-pneumatic processing plant'e ihtiyacımız var. Sanırım bütün materyallerini aynen şu an craftlayabiliyoruzdur. Şöyle kontrole basarsam hemen thermo-pneumatic processing plant'i galiba yaptık aynen. Bunu da tabii ısıtmanız gerekiyor. Bu basınçta değil galiba ısıyla çalışıyor. Çünkü hep içerisinde bir ısı değeri var. Bunda da duyduğuma göre mekanizmin fuel wood heater'ını kullanabiliyormuşuz. Bunu da şöyle kontrole basarsak aslında çok rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Biraz tabii çelik ingotları daha önce hepsini neredeyse kullandığımız için biraz vakit alıyor ama en son bir de ortadaki gerekli gibi bunu da yaptık. Buna yine klasik tabii speed upgrades, energy upgrades bir yanımıza alalım. Çünkü bu sadece kömürle de çalışıyor olabilir, enerjiyle de çalışıyor olabilir. Şu an gerçi sadece kömürle çalışıyormuş gibi duruyor ama. Aynen. O zaman öncelikle şunu bir yerine koyalım bakalım. Çalışma sistemini benim bir gözlemlemem lazım. Hadi bu da burada dursun. Bu makinelerde durum ne bu arada? Güzel.
Basınç üretiyoruz. Buradaki basınç da dakika dakika artıyor. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz. Sadece belki de biraz daha kablolama sayımızı arttırmamız gerekebilir. Mesela şu şekilde falan filan herhalde. Biraz daha hızlanır mı? Aynen, kablolardaki basınç arttıkça içerideki basınç da artıyor. Tamam, o zaman şu an doğru gidiyoruz gibi. Dediğim gibi bunu ısıtmamız gerekiyormuş. Buna da mı basınç gerekiyor? İlla basınç şart mı mesela? Lubricant için mesela basınç gerekiyor mu? Tıklayalım. Sadece sıcaklık gerekiyor gibi duruyor. Bir de biodiesel. O zaman aslında şu makineyi tabii o makinelerle bir de ısı aktarımını sağlayabilmemiz için termodinamik konduktöre ihtiyacımız var. O zaman bir tane ondan da alıp gelelim. Bunun 3-4 tarafını o kablodan çekelim. Diğer tarafa da buradan pipe çekeriz. Bakalım öyle yapabilecek miyiz? Termo kablolarını aldık. Bunları da şöyle getirelim. Bir üç tarafından çeksek yeter. Ön taraftan da çok basınç lazımsa onu çekeriz. Tabii şu an hiçbir şey yapmıyor. Upgrade'e takamıyormuşuz buna gördüğüm kadarıyla. Boş haliyle 300 Kelvin gösteriyor. Mesela buradan istek kömür alsak kömürle çalışır mı? Aynen 370. Peki bunu da arttırdım. Süper abi. Tamam. Bunun da sıcaklığını arttırabiliyoruz aynı zamanda. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Biraz daha universal pipe alıp buradaki fuel load heater'ın içine ben kömür çekeceğim. Öyle söyleyeyim. Güzel. Buradakilerle de dokunmuyor. Çünkü bu ısı aktarmıyor en nihayetinde. Bir de merak ettiğim bir şey daha var. Acaba blaze powder'la da çalışıyor mudur bu makine? Şöyle sağ tıklarsak hiçbir şey göstermiyor. Ama blaze powder'la da çalışıyor olabilir. Onu da yakıttan sayıyorsa elimizde çok fazla blaze powder olduğu için kömürle beraber onu da kullanabiliriz. Ama bunun için tabi ayrı bir sistem kurmam gerekir. Ne yapacaktık? Biraz daha pipe alacağız demiştik. Ve 64 tane dersem ne kadar sürer? 1 saat sürer mi craftlaman canım benim? Tabi çelik craftlayacağı için biraz vakit alacak. Evet, biraz pipe aldık bakalım yanımıza. Önce bir dediğim gibi blaze'e de denemek istiyorum. Hiçbir işe de yaramayabilir aynen. Peki acaba blaze rod işe yarar mı? Sağ tıklasak. Evet, bu 12 tane item'ı eritebiliyor. Muhtemelen bu biraz daha sıcak yanıyordur diye düşünüyorum. Gel gelelim. Direkt buna çıkmak için sürekli Nether Prediction üretmem lazım. Bu biraz sıkıntı. Şu an Essence'ı, Seed'i vesairesi de yok elimde. Ooo, Blaze Prediction da 16 veriyormuş ya. Bunu da ileride kullanabiliriz. Neyse. Biz kömürden devam o zaman. Dediğim gibi buraya da ben kömür aktarmak istediğim için şöyle kablo çekebilirim. Buraya da düzenli aralıklarla buraya gelen çarpı yollardan gönderebiliriz bu sayede. Yine de ben basıncı da bağlamak istiyorum. Bağlayamıyor muyum? Ucunu açık bırakmayalım. Aynen. Basınç kaçıyor bu sefer. Bunların içindeki basınç düşecek durduk yere. Onu da istemiyorum. Şu an mesela bu niye soğumaya başladı? 443'e kadar geliyor. Acaba bu makineden bir tane daha getirsek daha etkili olur mu? Öyle bir şey deneyelim. Gerçi şöyle bir baktım 100 derece üstünde olması yetiyormuş. Biz şu an 200 küsurlardayız. O zaman çok da şart değil. Biz gidip klasik taktikle biyodizel üretelim. Sonra getirip onu lubricant oradan da upgrade'e çevirelim. Bu sayede plastik muhabbetinde de aslında şöyle bir bakalım neredeydi o makina. Molten plastik elde etmeme ihtiyacım vardı. Yine termonun içinde. Bunun içinde yine 100 derecenin üstü. İyi, tamam, o zaman upgrade ile hiç işimiz yok. Biyodizel'la direkt molten plastik yapabiliriz. Oradan transistör ve kapasitör muhabbeti tamamlanmış olur. Bir tek PCB muhabbeti kalır. Bunun için etching tank'e ihtiyacım var. Bunun recipe'si hazır. Bu da muhtemelen böyle sağ tıklarsak aynen. Sadece şu etching asit ve normal boş bir PCB bize yetiyor aslında. Boş PCB içinde plastik. Tamam. Şu an o zaman her şeyimiz hazır. Direkt plastik muhabbetine geçebiliriz. Biraz biodiesel ve işte ne lazım? Bak yine unuttum ne lazım olduğunu görüyor musunuz? Molten plastik yazarsam şöyle. Bir bucket için tam kömür ve 100, yani bir bucket'la 10 tane plastik yapabiliyorum, süper. Yine Immersive Engineering'de biodiesel yapmak için gidiyoruz. Burada zaten plant oil bir miktar birikmiş. Bunun output kısmı neredeydi? Senin output kısmın burası. Buradan plant oil'ı aldık. Şöyle. Buradan da gelip şimdi nerede? Bunun output kısmı nerede? Buraya da sağ tıklarsam. Buradan da etanolü almış olduk. Şimdi bunların ikisinden
Bunun içerisine direkt aktarabiliyor muyuz? Çok bilmiyorum. Galiba bucket kullanarak aktarsak daha mantıklı olacak. Bir de nitrata ihtiyacımız var. Nitratı da zaten crusher'a yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım yanlış mı hatırlıyormuşum. U'ya basalım. Mikser ne alaka? Böyle değil miydi ya? Ha yok şey. Sandstone kullanarak. Sand kullanarak değil. Sandstone kullanarak crusher'dan elde edebiliyorduk galiba nitratı. Bu tarafa sand ve nitrat olarak gelip çıkıyor. Buradan çıkan sandları ondan sonra kullanmış olarak kullanıyoruz. Bana lazım olan zaten nitratlardı. Bunu şöyle yerleştirelim. Envanterimde bucket yokmuş tabi. Böyle bir problem var. Bir adet bucket'la beraber şunları da seri şekilde sandstone'a çevirip geri atacağız. Crusher'ımızın içine. Nitrat çünkü öyle böyle bize hep lazım olacak. Uzaya hatta bir kere daha gideceğiz bir sonraki bölüm. Böyle öncesi. Bununla beraber şu nitrat baslarını da içeri gönderebiliriz. Direkt buraya niye yerleştiremiyoruz ki mesela? Aslında burası input, öbür tarafta output. Normalde içeri koyabiliyor olmamız lazım. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, doğru hatırlıyorum. Bu ne? Plant oil. Niye mesela ben koyamıyorum ki direkt bunu buraya? Neyse. Pipe çekeriz, sıkıntı yok. Yalnız burada tek şey, pipelardan bu sol taraftaki bağlantıyı koparmam lazım. İçeri plant oil aktardık gerçi öyle böyle enteresan şekilde ama şöyle çekersek output'u da istemiyorum. Şöyle. Shift sağ klik, shift sağ klik. Çalışmaya başladı mı? Çalıştı. Süper. Ben plant oil'i yerine geri koyayım. Sandleri buradan aşağı sallayabiliriz. Fazlalık verdiği 5 nitratı da buraya sallayalım. Buradan biodiesel'e ihtiyacımız vardı zaten. Lan bunu da koyduk mu ya? Vay arkadaş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şu bağlantıları koparttık. Şuradaki bağlantıyı açmaya çalışırsam inşallah. Evet tamam. Output'u da bu tarafa o zaman aktaralım. Aynen biodiesel'i de buraya aktarsın. Bu Singularity Tank maalesef modlarla çok uyumlu olmayan bir şey anladığım kadarıyla. Ondan sonra zaten kömür ve biodiesel kullanarak şu an mesela 100 tane birden plastik elde edebilirim. Tamam 15 vakit yeterlidir diye düşünüyorum şimdilik. Bunları alıp gidebiliriz. Geldik buraya. Burada biodiesel'ımız hazır. Alalım. Bunu da içerisine. Peki şöyle yapsak. İlla bir input slotu mu belirtmemiz gerekiyor? Evet bir input slotu belirtmemiz gerekiyor galiba. Başka hiçbir yerden yerleştirmeme izin vermiyor çünkü. O zaman bir kablo kullanarak, bir chest kullanarak içeri input göstermem lazım. Tıpkı şurada yaptığım gibi. Evet, tank ve pipe kullanarak içeri biodiesel aktarmayı başardım. Chest'te de herhangi bir şekilde aktaramadık ama neyse bu modların uyumlulukları beni şaşırtıyor bazen. Buradan sanırım bir stack kömür alırsak artık işleve başlayabiliriz. Molten plastik aynen şu an elde etmeye başladık. Tabii bir de output yeri ayarlasak kendimize güzel olur aslında. Onu da ne yapalım? Onu da şöyle yapalım. Buradan diğer tarafta yaptığım gibi pipe sonra wrench kullanarak kapat. Üstüne singularity tank ekle. Sağ tıkla. Aynen molten plastiği de şu an yukarı aktarabiliyoruz. Tabii bayağı bir vakit alacak. Çünkü 100 milivakit çalışıyor bu. Ama en azından içeri bir şeyler göndermeyi başarabildik. Molten plastiği de elde etmeyi başardık. Şimdi molten plastiği de tabii bir şekilde benim düz plastiğe çevirmem lazım. Bunu ne kullanarak yapabilirmişim? Bir bakayım. Bir şey kullanarak yapamıyormuşum. Enteresan. Yapabiliyor olmam lazım aslında. Galiba bucket'la dünyaya sağ tıklamam gerekiyor. Aynen. Güzel yöntemmiş lan. Yaratıcı. Soğuyunca plastik olarak bana geri geliyor. Şimdi bana bunlardan kaç tane lazım? Aslında bunlardan 4 tane falan lazım.
4, 5 tane lazım. Bir tane çünkü bana aslında PCB lazım ama bu PCB'lerin başarısız olma olasılığı da olduğu için ben bir stack kadar bunlardan elde edeceğim aslında böyle şıksaklık, normal saklık şeklinde. Ondan sonra devam edelim. Evet, bir stack kadar plastik sheet elde ettik. Şimdi ne yapmaya çalışıyorduk? Bir, iki tane transistör, iki tane kapasitör, bir miktar da bununla beraber MTPCB. Bunların materyallerini getirelim bakalım. Bu çemberde yapabilecek miyiz? Basınç da zaten 4'e kadar yaklaşmış. İçeriden materyalleri aldıktan sonra herhalde gidebilirim diye düşünüyorum. Bir de tabii buradan output itemları bir de dışarı tükürmek istediğim için. Yine nerede benim pipelarım? Aynen burada. Şimdi öncelikle şu aradaki bağlantıyı kesinlikle koparmam gerekiyor. Çünkü ben buraya item girsin çıksın istemiyorum. Sonra pipe. Aynen. Değmezse problem yok. Şöyle shift sağ klik yapıyoruz. Tabii bu yetiyor mu? Yetmiyor. Benim burada numeric branch kullanarak burayı aynen export yapmam gerekiyor. Sadece craftlanan itemları şeklinde. Çıkanları da buraya geri alacağız. Aslında buraya geri almayalım. Şimdi buraya geri alırsam buraya yönlendiklerimi yine içeri sallamak zorunda kalır. Biz bir tane chest alalım gelelim buraya bence yine. Ha varmış chest zaten, süper. Şöyle. Aynen. Wrench taşık. Tamam. Şimdi Gold Nugget, Slime Ball. 4 tane plastiği koyduğum zaman işleme başladı mı şu an mesela? Şunları geri çekebiliyor muyuz? Çekemiyoruz. Her şeyi yavaş yavaş içeri atıyor illa. Slime'ları da gönderdi. Biraz vakit alıyor sadece galiba içeri göndermesi. Tamam, her şeyi içeri yerleştirdi. Plastiği de göndersin bakalım. İşlem çalışacak mı? Aynen. Bir takım sesler. 4 tane kapasitörü tamamlamışız diye. Tamam. O zaman mantığı anlamışım. Basınç da düşmedi gördüğüm kadarıyla. Bu iyiye işaret. Şöyle copper nugget'ları sallıyorum yine. 3 tane copper nugget'tan yapıyorduk değil mi? Bana bir 3 tane daha copper nugget lazım gidip yapmam gereken. 4 tane plastik sheet, 4 tane de redstone dust. Hemen gidip 3 tane copper nugget alalım. İçeride fazla item kalmaması için bu arada bu copper nugget'ları aldım. Çünkü şu an bir şeyleri craftlarken fazlası kalacaktı. Bunu da istemiyoruz. 3 copper nugget, bir tek 4 son, 4 tane redstone dust eksik kalmış. Bununla beraber güzel sistemi tam oturttuk şu anda aslında. Powder'ları da aşağı sallayalım. Bakalım craftlasın. Eğer recipe doğruysa tabii bu arada. Aynen 3 tane transistör gelmiş. Şimdi dördüncüsünü yapıyor olması lazım ama içeride eksik olan bir şey mi var acaba? Hepsini dışarı al diyelim. Bir şey belli ki eksik. Craft'ı bitirmedi çünkü. 4 kere 3 12. Ben içeri 11 tane copper nugget olan. Tabii çalışmaz. Tamam, aynen. Bir tane copper nugget eksik kalmış. Neyse. Zaten bana 2 tane lazımdı. O kısmı da yapmış olduk. Biraz da boş PCB yapmam gerekiyor. Yine copper nugget, plastik sheet ve redstone torch kullanarak bunlardan bir yarım stack kadar yapacağız. Çünkü dediğim gibi başarısız olma olasılıkları var. Yarım stack kadar yapmam için 30 tane desek 10 tane plastik, 30 tane copper nugget, 20 tane redstone torch gerekiyor. Yine gerekli materyalleri aldık. Bu arada bu güzelmiş ya mod. Beğendim yani açıkçası. Dediğim gibi çok az kullandığım bir moddu daha önce. Ama şu an güzel olmuş gibi duruyor. Sadece biraz yavaş çalışıyor. Onda da yapacak bir şey yok. Evet, şimdi PCB işlemek için de bize bir diğer lazım olan şey de etching asidiydi. Bu asidin nedense craft recipe'si yalnız burada gözükmüyor. Burada gözüktü. Bucket halinde yapabiliyormuşuz bunu. Ne lazım? Spider Eye, Rotten Flesh. Şimdi bana ne kadar etching asit lazım onu da bir bakmak istiyorum. Miktarını göstermediği için çok bilemiyorum şu anda. O zaman biz bir 10 bucket falan yapalım bundan. 10 bucket yapmak için de 20 tane Spider Eye, 20 tane Rotten Flesh, 20 tane Gunpowder, 10 tane de bucket lazım zaten. Lan oğlum makine patladı lan. Bir şey kayboldu gitti yani. Makine sayısını biraz abarttık mı? Ne yaptık acaba? Vallahi patladı gitti ya. Evet, galiba sayıyı fazla abartmışız. Bir tanesi de kayboldu hatta patladığı için haliyle. Burayı bir toparlamak lazım şimdi.
Tam patlamıyor zannediyordum ama güzel bir mekanikmiş. Ben çok da bir şey diyemiyorum. Hoşuma da gitti yani. O zaman şöyle bir şey yapalım. Biz buradaki makinelerin sayısını falan 3'e düşürelim. Durduk yere havaya uçmasın. Şöyle 4 tanesine bağlı kalsın sadece. Bir makineyi kaybettik zaten halihazırda. Fazlasını da kaybetmeyelim. PCB'leri de bu arada basmaya da başlamışız. Güzel. Şu son parçaları da halletmiş olalım. Ondan sonra burada etching tank'te işlevi yapacağız. Bütün materyaller hazır zaten. Onun dışında buraya getirdim her şeyi. Tamam. İçerideki işimiz bitti gibi duruyor. 27 tane etching olmuş ama 3 tane daha geldi. 30 oldu. Tamam. Şimdi sanıyorum ki içerisi artık boştur. Yeni materyalleri şöyle. Hatta şöyle yapacağım. Beşerli beşerli içeri alsın istediğim için. Sırasıyla böleceğim bunları böyle. Bir şey eksik gibi sanki. Neyi koymadık biz buraya? Evet, bir şey eksik. Ne eksik? Yok, eksik değil. Tamam, 4 parçaydı zaten. Evet, makinaları patlata patlata devam ediyoruz işlemimize. Ama galiba problem az buçuk anladım. Çok fazla anladım tarafıyla yarısı kompresör koymuşum buraya ve bunları yediğimde çalıştırmak biraz zararlı. Muhtemelen bir kontrol mekanizması vardır. Benim çok araştırmadığım bir şekilde. Ona bir bakarız diyelim arasında. Şu an onunla uğraşmayacağım açıkçası. İçeri de bu arada plastik batıcı göndermemiz gerekiyormuş. Aksi takdirde çalışmıyor. Şu an biraz etching asit elde ettik. Zaten başlığını da verdik bize aynı anda. Bunu içeri aktarmak için de sanırım ayrı bir tanka ihtiyacım olacak. Gördüğüm kadarıyla direkt kabul etmedi çünkü. Onu da şöyle yapabiliriz. Dirençli değilim de hazır tutayım da bir anda değiştirmem gerekecek çünkü bu bağlantı yer. Etching asit'i buraya atarsam aynen içeri aktarabiliyormuşuz. Bununla beraber tabi PCB'yi de bir yerden aktarmam lazım. Ya niye hep chest, niye hep chest? Yani gerçekten niye direkt shift takip yapamıyorum? Arkadaşlar gerçekten çok eziyetli bir modla oynuyoruz. PCB'leri direkt içeri aktaramıyoruz. Bunları öncelikle UV ışığı kutusuna hapsetmem gerekiyormuş. UV ışığı kutusu yapabilmem için de PCB blueprint'e ihtiyacım var. Onun için de Amadrom tablete ihtiyacım var. Onun için charging station'a ihtiyacım var. Ah. Evet, direkt charging station'la başlayalım öncelikle. Bunu götürüp bir makineye bağlamam gerekiyor. Bu arada ben burayı muhtemelen çank klaim etmediğim için bu makineler patladı. Çank klaim etsem kırılmazlar diye düşünüyorum. Şunu getirip charging station'ı bunun önüne koyarsak sanıyorum ki bu Amazon muhabbetini şarj edebiliriz. Aynen, yavaş yavaş da olsa şarj ediyor. Amadron'la ondan sonra bu mavi PCB'den yapmam gerekiyor. Ne kadar gerektiği yazıyor mu peki? Tabii ki yazmıyor. Yazsa şaşardım. Direkt sağ tıklarsak PCB nerede abi PCB? 8 ml'de karşı niye placeholder yapamıyorum? Muhtemelen içinde yeterince basınç olmadığı için yapamıyorum. Yani bu kadar büyük bir modül bunun arkasına saklamak nedir? Neyse, bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Amazon'umuzu çektik. Shift sağ klik yaptıktan sonra chest'in içerisine emniyatları koydum. Aynen. Şöyle. Sağ tık placeholder. Nasıl alacağız peki? Sağ tık placeholder yaptık. Geri nasıl vereceksin bize? Verdi mi buraya? Nereye gitti benim şeyim? PC'yi? Herhalde bir yerden ileti... Aa, drone mı geldi? Yine chest'in içerisine bıraktı gitti. Ulan adamlar neler yapmış ya gerçekten. Tamam, en azından drone muhabbetini hallettik. Şimdi UV light muhabbetine geçmem gerekiyor. Onun kutusunda artık mavi şeyimiz olduğu için halledebiliyoruz. Galiba buna da yine basınç mı? Buna yine galiba bir miktar basınç gerekiyor anladığım kadarıyla. Öyle bir slotu var çünkü. Şurada ben Amadron'u şarj etmeye devam edeyim. Bu köşesinden de bağlayamadık UV light ama çok şey. Bu köşesinden de UV light box'u
şarj edebiliyorum. Ortalık aydınlandı yemin ediyorum. Ve bunu ne kadar şarj edersek başarım oranında o kadar artıyor. Bana toplamda kaç tane mesela PCB lazım? Başarılı PCB. Öncelikle assembly'ını yapacağız zaten. Ondan sonra aynen. Finish PCB yapmak için de kapasitörleri kullanacağız. Bunlardan bu arada bana yanlış söyledim 8'er tane lazım. Çünkü böyle sabitlersek aslında Philosopher Stone için 8'er tane lazım olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla tekrar transistör ve kapasitör yapmam lazım. Ama o olayın en kolay boyutu tekrar şuradan biz basıncımızı bağlayalım. Bu kablo çünkü patladı burada az önce. Tekrar bağlamam gerekiyor. Mesela bu bir miktar şarj olmuş. O ara biz şey yapalım. Komple envanteri bir boşaltalım. Transistör ve kapasitör sayılarımızı 8'e çekelim. Ondan sonrası zaten çocuk oyuncağı aslında. Burada asit kullanarak. Zaten bunu da herhalde %100'e kadar falan şarj edersek hiç kazasız belasız problemi çözeriz. Bunları beklerken ileride beklememek için yapabileceğim bir şey var aslında. O da nedir o? Nerede o? Temporal Pouch. Bu Time in a Grind'ın, Time in a Bottle'ın pardon yeni bir versiyonu. Bunun için bize 4 tane Flux Star. Öncelikle onlarla bir başlayalım. Şöyle gelirsek Flux yazarsak. Flux'lar için gerekli bütün materyalleri çekelim aşağı. Ne demiştik? 4 tane Flux Star lazım demiştik. O zaman bana toplamda 16 tane Gold Ingot lazım. 16. 12'si 16 tane lazım. 1.5K'da Nether Star'ım olmuş. Hostile'ı otomatiğe aldığım için. Şöyle ayırırsak. Başka ne lazımdı? Nitro Crystal zaten içeride var. Ersatz Leather diye bir şey var. Tough Fabric çok kolay. Tough Fabric'i elde etmem için hem Fiber'a ihtiyacım var. Sadece onu hemen şuradan bu amcaoğlundan satın alabilirim. Satın alamıyorum. Şuna enteresan. Hemp seed değil miydi ya bu? Neyse çok önemli değil o. Neredeydi bizim hayvan yerimiz? Gidip oradan grasa gras kırarak da toprağı kırarak da toprak diyorum otları kırarak da elde edebiliyoruz. Şöyle hatta 6 tane birden geldi envanterimi. Biraz karıştı o yüzden ortalık. Yani line'ı atalım. Onunla beraber bir de honeycomb'a ihtiyacım var. Honeycomb'u da zaten geçen bölüm bir tane şurada arı mekanı çıkarmıştık. Hemen şöyle. Fabrik'e ihtiyacım var sadece. O yüzden lazım olduğu kadar kıracağım. Ondan sonra seed'i buradan geri çekeceğim zaten. Tamamdır. Bu seed'e daha fazla işimiz yok. Onu da yaptık. Dediğim gibi şimdi bir tane shear'la gidip bal almam lazım o geçen bölümdeki yerden. Bunu artık bahsettiğim şeyi craftladıktan sonra envanterimize tuttuğumuzda yavaş yavaş şey biriktiriyor olacak o bizim için. 5. seviye olmadı. Hayır ya. Şiirleyemiyorum ben bunu şu anda. İlla hani 5 mi olması gerekiyor acaba? Neyse bunu yaparız. En azından gerekli materyaller olduğunu biliyoruz. Yalnız burada çıkan arılar nereye gitti onu ben hala bilmiyorum mesela. Bir miktar bal yapıp kaçmışlar. Enteresan bir durum olacak şekilde. Neyse bunu hemen hallederiz birazdan. Buradaki PCB'mizde durumda. Yapmaya çalıştığım şeyi anlamışsınızdır ama az buçuk zaten. Honeycomb diye yazarsam hatta bunu seed'e bağlasak süper olur biliyor musunuz? Candleberry ile de yapabiliyormuşuz. Peki ben bu Candleberry'nin seed'ini tamam. Madem öyle yapabiliyoruz niye arılarla uğraşalım şu an? Candleberry'nin seed'ini acaba ben şeyden alabiliyor muyum? Sende var mı Candleberry seed? Vallahi var biliyor musunuz? Şöyle İki tane almamın hiçbir manası yok ama iki tane alacağım. Süper. Madem bunlardan. Zaten toplamda ihtiyacım olan sayısı o kadar az ki. Bir tane honeycomb'a ihtiyacım vardı. Neyse yine de candleberry farmlasın. Bir süre sonra gelir kontrol ederiz. Süper. Ama bunun yani bu resipiyi ben bilmiyordum. Muhtemelen bal essence'ı da yapabiliriz aslında bunu kullanarak ya. Hani seed nasıl yapılıyormuş ki? Tamam süper. Honey Bottle içinde zaten az önce yaptığımız şeyin aynısını yapabiliriz. Bana sadece bir tane honeycomb lazımdı. Time in a Bottle'ımız da geliyor. Nerede Temporal Pouch? Öncelikle Tough Fabric'e ihtiyacım var tabi. Komple bunlardan koyarsak. Şöyle eşit dağıtalım. Daha sonra Tough Fabric'ten
8 tane ersatz leather yapabiliyoruz. Hemen gidelim flax starlarımızı da yapalım. Onu da şu şekilde zaten yapıyorduk. Tamam. Flax starlarımız da hazır. Hemen getirelim. Aşağı. Ve temporal pouch'umuz da hazır bununla beraber. Artık yavaş yavaş bu envanterimizdeyken şey biriktirecek bizim için. Zaman biriktirecek. Daha sonra burada biriken zamanları istediğiniz makinede veya multiblokların bazılarında da çalışıyor. İstediğiniz multiblokların command çalışma yerinde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu PCB %99'a kadar gelmiş. %100 oluyor mu bilmiyorum. Oluyormuş şu anda, süper. Yenisini de koyalım ve geçelim bakalım gerçekten etching'den geçtiği zaman doğru yapılmış, tamamlanmış PCB'yi bize verecek mi? Onu verdikten sonra zaten assembled'ı finished yapmak için buradaki 8 transistör ve 8 kapasitörü kullanacağız. Bunu uzun uzun izletmenin manası yok. O yüzden burada videoyu kesiyorum. 4 tane PCB'miz olunca geri dönelim. Bu arada UV makine sayımızı da 4'e çıkartacağız. Böyle teker teker beklemektense daha mantıklı geldi. O yüzden biraz daha PCB blueprint siparişi verdim dronlara. Evet, her şeyimiz hazır. Gördüğümüz gibi burada çoğu şey mavi. Flagstar'ları zaten elle yapıyoruz. Bir tek PCB'nin kendisi kalmıştı. Onu da şöyle her şeyi içeri sallarsak 4 tane tamam. Bu makinelerin otokraflarını ben direkt hazırladım. Çünkü bunu tek tek elle kraflamak çok uzun sürerdi. Böyle start'a bastığımda yavaş yavaş yapmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta galiba bitirdi bile. Craft yazarsam şöyle Advanced Crafting Table olarak geldi. Buna galiba herhangi enerji vesaire gerekmiyor. Sadece materyalleri toplayıp gelmemiz lazım. Philosopher's Stone'a basarsak, kontrole basarak ben buradaki craftlayabildiğim her şeyi craftlıyorum. Bir tek Insanium için, Insanium Gemstone yapmak kolay olduğu için craft recipe'si şimdilik yerleştirmedik. O da hazır. Bu zaten recipe'mizin en ortası. Galiba bunlar şöyle U'ya basarsak artı şeklinde böyle. Diğer materyallere bir bakalım. Artıya basarsam grafitlerin bir kısmını şöyle, öncelikle 4 tane 8 tane grafit lazımmış zaten. Başka ne lazımdı? Atomic alloy. 4 tane atomic alloy. Sırasıyla yerleştirelim. 1, 2, 3 ve 4. Sonrasında grafitler. 4 tane flux star. 4 tane de conductive alloy ingot. O da normal Enderion'un makinesinde çok da kolay yapabileceğiniz bir şey aslında. Son parçaları da aldık. Köşeye, aynen köşeye bunlar. Orta tarafa da conductive alloy ingotlar ve Philosopher's Stone'u sonunda yapmış olduk. Bununla beraber bunun başarımını aldık mı acaba? Muhtemelen Tier 1'i elimizde tutmadığımız için Tier 2'ninkini vermemiştir. O yüzden Tier 1 crafter'ı da bir kere yapıyorum. Vakit alacak mı acaba? Yok, yapmış bile. Tamamdır. Onu da bakalım başarımını veriyor mu? Vermedi ama en azından kitaptaki yerleri açtığımızı biliyoruz. Bu sayede Project E'nin de çok, en azından aradan kafamızı uzatabildik modun kendisine. Bir ton şey yapmamız gerekti ama onu da bile mesela daha açamamışız. Bana Covalence Dust'tan yapmamı istiyor. Onun için de Insanium Essence'tan başarımı istiyor. Agriculture'ın kitabı. Aslında bunu da bir, yani öf, bu görevleri şu an yapmanın bir manası yok ya. Yarın bir ara bölüm olarak şans kübü açılışı yapacağım. Chance kübü açılışı yapacağım. Onunla beraber bu görevlerin de büyük kısmını bir yaparız. Çünkü bu görevlerin neredeyse hepsi bir şans küpü veriyor. Ondan ziyade merak ettiğim bir şey var. Burada mesela Copper coinleri kullanarak bize verdiği ödüller neler aslında? Coin shop'umuz var ya burada bir tane. Galiba sadece basic reward alabiliyoruz bunun için. Görev kitabı verdi anlamsızca. Sapan verdi. Lightning Rod verdi. O gerçekten de kötüymüş bu arada ya. Spectral'a bir kitap verdi. 4 Iron Dust verdi. Mum. Baked Beans. Ve son bir tane daha alabiliyorum bu görevden. Onda da ne verdi? Azalia verdi. Yani işime yarar. Herhalde bir sapan vardır diye düşünüyorum. Kalan hiçbir şey böyle işe yarar bir şey olmadı ama. Neyse, en azından görevleri tamamlamış olduk. Bir işe yaramadığını öğrenmiş olduk. Ne fırlatıyorsun sen? Lan! Aa, envanterindeki şeyi fırlattı. Lightning Rod'u fırlattı.
Peki normal stickleri falan mı fırlatıyor acaba? Ya da pebble fırlatabiliyor muyuz biz bu sabanla? Sapanla? Yok, hiçbir şey fırlatamıyoruz. Lightning Rod'u nasıl fırlattık ya? Stick fırlatabiliyor muyum? Gerçekten harikaymış. Pıt. Enteresan bir detay. Her neyse. Evet, bu bölümlükte bu kadar yeter diye düşünüyorum. Nümedik Craft Mode'unu gerçekten yarım yamalak bildiğim için bazı problemler yaşadık ama bununla alakalı da ufak bir ipucu da vermiş olayım. Öncelikle mesela burada bir vurdağı patlamış. Demek ki Force Rod işe yaramıyor. Lakin burada nereye kaydettim ben onları? Security upgrade'ler var. Bu security upgrade'leri bu makineye takarsanız patlamadan önce, patlama riski var veya patlamadan önce makineyi durduruyor. Yani bu kompresörlerin daha fazla hava almasını toplayacak, durdurup dışarıya hava vermesini sağlayacak. Onunla beraber bir de regulator tube var. Bunlar da bu boruların belli bir basınç dışına çıkmasını engelliyor. Bu boruları biz muhtemelen giriş ya da çıkışlara yerleştiririz. Bu sayede belli bir tehlikeli seviyeye geldiği zaman hava basıncı makinelerin durmasını sağlar. Tabii ben bu detayları bilmediğim için böyle zıbam zıbam bağladım. O yüzden mesela şu an 3 tane makineyi kaybetmişiz gibi duruyor. Bir tanesi sadece envanterindeydi. Toplamda burada 4 tane makine eksik. 3 tanesi havaya uçmuş anlamına geliyor bu. Ama böyle bir detay olması da güzel mesela yani. Bu gerçekçilik katmış bana göre. O yüzden çok da bir şey söylemeyeceğim. Bugünlük de dediğim gibi bu kadar yeter. Bir sonraki bölüm Project E'ye biraz daha dahil olmaya başlarız muhtemelen. Bu enerji kolektörler vesaire. Tabii buna gitmem için de ekstrem reaktörsü yapmam lazım aslında. Çünkü kalanı çok kolay. Mana Diamond falan da elde edebiliriz ama Ludicrite'ı elde edebilmem için ekstrem reaktörde evet plütonyumu işleyip Ludicrite'a geçmem gerekiyor. Bu da biraz vakit alabilir ama çok fazla enerji istemiyormuş. Cyanide vesaire bunları nispeten daha kolay yaparız. Bu ingotlarda mantık eskiden şeydi. Uranyumdan başlayarak kademe 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 her kullanıldığında uranyum isim değiştiriyordu. Muhtemelen yine benzer bir sistem vardır diye düşünüyorum. Aynen muhtemelen öyledir. Reaktörde yelloryum veya uranyum işlediğimiz zaman bize cyanide veriyor. Evet, benzer bir mantıkmış. O zaman aslında yine projeye geçmeden önce bir modu daha işlememiz gerekebilir. Extreme Reactors'da deli gibi enerji üretebilen bir başka mod. Bakalım sonraki bölüm mekanizmin Creative modülüyle onun arasında bir tercih yapmam gerekiyor ama ona göre bir şeyler yapacağız. Bir de tabii buranın havaya uçmaması için alt tarafına yakıt, daha doğrusu atık alanı da oluşturmam gerekiyor. Bundan sonra çok komplike gidecek bu arada. Yani videolar bazı konularda sarmayabilir çünkü basit kısımları hepimiz yapıyoruz ediyoruz. Sonra modpack değiştiriyoruz çoğu zaman. Bundan sonra girdiğim çoğu şey aslında birkaç tane mod dışında komplike, multiblock, çok fazla kablolama gerektiren ve çok derin modpack oynamayanları sıkabilecek şeyler. O yüzden siz de anlarım yani bu noktadan itibaren takip bırakırsanız değil modpack'i takibi. Durduk yere ansab etmeyin değil mi? Ama zaten şunda herhalde bir 15-20 bölüm sonra en fazla. Hatta belki son bir bölümle beraber, son bir haftaki bölümlerle beraber yeni bir mod pack'e de geçeriz. Tekrar daha basit seviyede oynamak isteyen arkadaşlarımız da tekrar oradan başka bir mod pack'le izlemeye devam edebilir. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.